Bugün Minecraft'taki eşyaları daha iyi ve farklı hale getiriyoruz. Ayrıca yeni çok havalı bir Discord sunucusu açtık. Açıklamadaki linkten girebilirsiniz. Ha bir de izleyenlerin birçoğu abone olmuyor. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir de like attıysan süpersin. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldim. İlk olarak baltayla başlamak istedim. Ama baltayı ne yapayım ne edeyim diye düşünürken aklıma Thor'un baltası geldi. Onunla demir baltayı değiştireceğiz. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Ve arkadaşlar bence bu güzel. Hadi bunu bir ekleyelim. Evet, boyutu biraz küçükmüş. Bunu bir ayarlayalım. Thor'un baltası gayet güzel oldu bu arada. Hadi o zaman bunu oyunda bakalım. Ve evet arkadaşlar, şimdi ilk olan Thor'un baltasıyla karşınızdayım. Balta deyince aklıma benim direkt Thor'un baltası geldi. Biliyorsunuz geçenlerde Thor'un yeni bir filmi çıktı. Ben de dedim ki oradaki baltayı alayım, Minecraft'a ekleyeyim. Ve böyle bir şey çıktı ortaya arkadaşlar. Şu elimde bakar mısınız? Gerçekten çok cool gözükmüyor mu? Ben bayağı beğendim bu arada. Gerçekten çok hoş olmuş. Eğer bu videoya böyle güzel bir like gelirse bunun gücünü falan da ayarlarız böyle. Şu anlık tabii çok bir özelliği yok. Thor da benim Marvel karakterleri arasında en sevdiklerimden biridir. Hadi o zaman sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci olarak elmas botu aldım. Elmas botu bu sefer farklı bir şey yapıp kundura ile değiştireceğim. Neyse, o zaman bir kundura resimlerine bir bakalım. Yani baktığınız zaman bir sürü kundura var ama ben içlerinden en güzelini bulup geliyorum arkadaşlar. Böyle bir şey buldum. Gerçekten güzel ya, konseptimize uygun. Tamam, boyutunu da ayarladık. Hadi o zaman buna da oyunda bakalım. Ya arkadaşlar, benim de şu son günlerde ayaklarım çok ağrımaya başladı gezmekten valla. Aa, bir dakika, burada bir şey var. Bakalım neymiş ya. Allah Allah. Kim yaptı acaba? Ayakkabı satılır 1 TL. He. Şansa bak. Geldik ve ooo çok güzel. Oğlum çok güzel olmuş lan, dur. Böyle kundura gerçekten çok tatlı durmuş. Oğlum hiç güleceğim yoktu buna, biliyor musun? Acaba giyince nasıl gözüküyor? Şey, bunu görmediniz. Ayakkabılarımızı buradan alabiliriz artık. Artık ayağım ağrımayacak. Hadi o zaman sıradakine geçelim. Geldik bir diğerine. Bu totem bildiğiniz gibi bizi ölmekten kurtarıyor. Ve ben buna baktığım zaman aklıma bir şey geldi. Ve size de bunu şimdi göstereceğim. Bakalım ne gelmiş aklıma. Aklınıza lütfen yanlış şeyler gelmesin ama benim aklıma fil necatı geldi. Şimdi fil necatı totemi yapacağız. Evet, yapıştırdım. Şimdi boyutunu şöyle biraz ayarlayalım. Ve işte hazır arkadaşlar. Şimdi fil necatı totemine bakalım. Şimdi geldik, totemi deneyeceğiz. Ama böyle bir yerdeyiz. Ben de bilmiyorum neredeyiz. Dikkat etme. Ha, peki peki ederiz. Like atmayan ve abone olmayanlar giremez. He, tamam. Siz yaptınız o zaman. O zaman giriyorum. Girdim. Giremedim. Girdim. Al ve plakaya bas. Bu ne? Bu ne? Dur. Basalım. Lan ne oluyor? Dur. Az önce bir teknik aksaklık yaşamış olabiliriz. Ama Fil Necati abim beni kurtardı. Atladım, biraz yukarı çıkıp aşağı atlayacağım. Bakalım. Bakalım nasıl olacak. O zaman atlıyorum. Umarım ölürüm ve bam. Ya yarım kalp, gerçekten mi ya? Tamam, tekrar deniyoruz. Hop ve güm. Çok güzel olmuş, bunu bayağı beğendim ya. İçlerinde favori diyebilirim yani buna. Gerçekten çok hoş olmuş. Ve şimdi arkadaşlar, sırada Minecraft'ta enerji için çok sık kullandığımız su kovası var. Su kovasını böyle gerçekçi bir şeye çevirip oyunda enerji yapmak istiyorum. O zaman bir Google'a bir bakalım. Evet, yani Google'da da çok aslında bir seçenek yok. Hatta direkt Minecraft'ınkiler falan çıkıyor. Evet arkadaşlar, biraz baktım ve yani yine en mantıklısının bu olduğunu düşünüyorum. Evet, boyu biraz küçük kaldı sanırım, onu bir ayarlayalım. Ve gerçekten su kovasıyla aynı yani, bayağı hoş oldu, gerçekçi oldu. Hadi o zaman buna da oyunda bakalım. Evet, hoş geldiniz. Şimdi size nasıl olta, nasıl balık tutulur onu göstereceğim. Öncelikle size gereken sadece bir adet olta. Oltayı alıyorsunuz, sonra şu... Aa, bir dakika. Bu ne acaba? Orada bir şey var. Buraya gitmem lazım. Tamam. Burada bir sandık mı var? Aa, bir sandık var. Kim koydu acaba? Aa, içinde de su kovası var. Ve neden bu kadar gerçekçi? Atlıyorum o zaman, herhalde MLG yapmamızı istiyor. Hadi bakayım, MLG yapabilecek miyim? Evet, bence herkes ikinci bir hakkı hak eder. O nasıl bir cümleydi? Hop! Ha, ya işte, gördünüz mü? Aslında bu hareket yapmak bu kadar kolay. Bayağı gerçekçi durmuyor mu? Ha, bunu unutmuş olabiliriz ama olsun. O zaman sıradakine geçelim.
Tamam, şimdi sırada saat var ama ben saati gerçek bir akıllı kol saatine çevirmek istiyorum. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir aratalım. Evet, yani böyle resimlere bakmaya çalıştım ve içlerinden en güzelini seçmek istiyorum. Tamam, bu güzel gibi. Bunu bir ekleyelim bakalım. Ve gerçekten boyutu da tam olarak oturdu arkadaşlar. Bu saat için gerçekten çok güzel olacağını düşünüyorum. Hadi o zaman buna oyunda bakalım. Bildiğiniz gibi saat yapmıştık. Ve saati gerçekten bir kol saatine dönüştürmüştük. Çok merak ediyorum nasıl olmuş. O zaman bir alalım. Oha, çok güzel. Çok güzel olmuş oğlum. Bunu bayağı beğendim. Şuna baksanıza. Böyle biraz iki boyutlu gibi durmuş ama. Yani siz onun nasıl bir şey olduğunu zaten az önce anladınız arkadaşlar. Benten gibi falan böyle dolaşıyorsunuz. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani saat dışında her şeyi gösteriyor arkadaşlar. Aslında bunun modu falan var arkadaşlar. Aslında keşke ona yapsaymışız. Yani böyle düşünsenize, bunu açıyorsunuz böyle. Oyun falan oynuyorsunuz içinde. Ama yine de çok güzel olmuş. Ve son olarak burada gördüklerinizin hepsini yaptık. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Keçi kaçar. Bu arada bu güller de size gelsin.